Herkese merhabalar. Bugün yine Nas suresinden bahsetmek istiyorum ve nazardan ve etkileri ve neden oluştuğuyla alakalı tam bir net bir şeyler söylemeye çalışacağım. Bildiğim kadarıyla ve herkesin anladığı kadarıyla. Örnek olarak her şeyi bakış, yani gözdeki enerji, bakışı, bazı insanların gözleri aşırı derecede enerjisi yüksektir. Böyle baktığı zaman neredeyse maddeyi dahil çatlatacak seviyededir. Yani o derece bir şey olur. Bazen yürürsünüz, herhangi bir vücudunuzda bir şey, ağrılar oluşur veya fiziksel olarak rahatsızlığınız oluşur, kendinizi halsiz hissedersiniz. Aşırı derecede böyle bir anda inme dediğimiz, yani böyle felç gibi, bunlara dair sebep olabilir. Ve maddesel olarak iyileştirilme sebepleri, en büyük etken su maddesi. Yani su her şey, yani hayat. Her şeyde su var. Yani bugün baktığımızda doğada olsun, insanda olsun. Yani ana temel bedenimiz bile su. Diğer geri kalanları toprak, demir, bakır, bunun gibi kalsiyum, magnezyum, çinko sayabildiğimiz kadar. Yani bunların hepsinin toplamı %30 kadar yapıyor. %70 kadarı ortalaması su olduğuna göre, yani suyun inanılmaz bir özelliği var. Hafızası da olduğundan dolayı, yani bazen şu şekilde anlatırlar. Yani rüya gördüğümüzde bile suya anlatın denir. Yani suyun bir hafızası olduğu için ancak toprak emer veya beden emer. Yani mümkün olduğunca bir şeyi dua ederken bile suya okuduğunuz sürece içtiğiniz zaman vücudunuzun %70 su olduğuna göre o bedeninizdeki elektriksel negatif olan yani olumsuz göz, nazar dediğim şeyleri bedenden dışarı doğru atmaya başlar. Ve bu şekilde bedeninizi temizlemeye başlarsınız. Mümkün olduğunca, yani dua çok önemli bir şey. Yani her şey dua üzerine. Yani dua dediğimizde Allah'tan isteme. Yani her konuda Allah'ın sevgisi ve Allah'ın korumasını talep etmek. Yani duaların amacı budur. Yani okuduğumuzda bile anlamamız için Allah'tan istememiz gerekiyor her şeyi. Amacımız bu zaten. Varoluşun amacı istemek Allah'tan. Ama dilemek değil, istemek. Dilemek farklı bir şeydir. Yani sakın ki dilemeyin. Dilemek bir şey daha yoktur, var edilmemiştir. Onun var olması için dilemektir. Ama istemek çok daha farklı bir şeydir. Yani direkt var edilen şeyi Allah'tan istemektir. Yani kötü bir enerji varsa Allah'tan isteyeceksin ki o kötü enerji bedeninden çıksın gitsin. Ki daha rahat olasın, daha rahat hareket edebilirsin, daha sağlıklı düşünebilirsin. En azından fiziksel olarak veya psikolojik olarak veya daha farklı her konuda etkisi var. Yani bazen örnek veriyorum. Arabaya dokunduğumuzda elektrik çarpması gibi bir şey oluyor bazen. Bazen yani bende de oluyor, örnek verebilirim. Yani üzerime gelen nazardan, negatif enerjiden dolayı arabamın elektronik aksamlarına dair bozulduğunu fark ediyorum. Ve bunun için de Allah'tan dua ederek, yani dua dediğimiz Allah'tan bunu, kötülüğü üzerimden def etmesi için, yani uzaklaştırması ve temizlemesi için suya okuyup içiyorum. Ve aradan saatler geçmeden kendi kendimi daha iyi, dinç ve daha iyi hissetmeye başlıyorum. Bu çok doğal bir şeydir. Bakışlar ve insanlar. Bu oluşum noktası fesatlık, haset, çekememezlik, kıskançlık, bunun gibi her şey, bu tarz hep kötü düşünce. Yani iyilik değil de, sevgi değil de hep kötüyle alakalı. İyilik enerjisiyle gelen her şey çok daha farklıdır.
Yani zaten amaç da budur. Kötülük enerji boyutundan baktığım zaman şeytan da neden kendi seviyesinden aşağıların aşağısına kovuldu? Kendi fesatlığı, çekememezliği, kıskançlığı yüzünden. Yani kendinize yapılmasını istemediğiniz hiçbir eylemi, düşünce olsun, iyilik, kötülük, yani aklınıza ne geliyorsa düşünmeyin ve istemeyin de. Yani kendinize yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi asla talep etmeyin. Ettiğiniz sürece de bu sefer kendi hayatınızı da mahvedersiniz. Çünkü onun hayatı mahvolduğu sürece onun enerjisinden dolayı sende de bir olumsuz enerji bağlantısı oluşuyor. Ve oluştuğu zaman da bu sefer sen kendi hayatını da mahvediyorsun farkında olmadan. Zannediyorsun ki onun hayatı veya beden olarak veya psikolojikman yıkılıyor veya aşağı düşüyor veya çöküyor. Halbuki kendi hayatını da çökertiyorsun. Bu sefer sana da farklı bir yerden farklı bir olumsuz enerji geliyor ve kendi senin hayatında farklı bir beden, yani bir insan. Sen o insanın hayatını mahvettiğin sürece başka bir insan da geliyor senin hayatını mahvetmeye başlıyor. Yani etki ve tepki meselesi. Yani hiçbir şey ne doludur ne de boştur. Her şey sıfırdır. Yani bu tarafı doldurduğunu zannedersin ama bu taraf aşağı düştüğü, aşağı çekildiğinden dolayı fiziksel veya esir maddesinden bahsedersek, yani yine tamamen burası yükseldiği için burası düşer ve hesaba geldiğimizde ikisi de yine sıfıra düşer. Yani değişen hiçbir şey olmuyor. Sen kendi hayatını yükselttiğini zannediyorsun ama onunkini çökerttiğini zannediyorsun. Bu sefer o sen yükseldiğini düşünüyorsun. O da çöktüğünü düşünüyor. Bu sefer sen onun kötü enerjisini almaya başlıyorsun ve başka birisi geliyor senin daha üst seviyende. Bu sefer o da seninkini çökertmeye başlıyor ve sen ondan daha aşağı bir seviyeye düşüyorsun. O günün birinde Allah'ın yardımıyla kurtulduğu zaman bu sefer sen ondan çok daha aşağıların aşağısına düşüyorsun. Yani her şeyi güzel düşünce, adil olmak, her şeyi dürüstçe ve yalan da bulunmamak, kandırmamak, her şeyi dürüstçe hitap etmemiz çok önemli bir şey. Yani yalan söylediğimiz zaman zannederiz ki o anda onu ikna ettik veya kandırdık. Halbuki hiç kimse aptal değil, hiç kimse de kanmaz. Sadece o belki de seni o anda başından def etmek için ya da inanarak göründüğü için sana o şekilde bir hitapta da evet veya sana inandım veya bilmem. Sen hiç kimse, yani bir defa yalan söylersin. Elinde sonunda yalan ortaya çıkar. Herkese çok sevgiler.